Hadi söyle, söyle ne olur söyle hadi. Ya Leman, iki kasetlik şarkı söyledim, ayıp oluyor. Hadi ne olur Haydari, Haydari'yi söyle. Garson bize Haydari getir. Hadi söyle Haydari, Haydari. Ya Leman, söyle. Leman ne oldu sana? Sen hiç böyle yapmazdın. Ya bu içki içmezdi ki. Hadi söyle hadi. Lemancığım söylemek istemiyor işte. Tüh, rezil olduk. Zorlama istersen. Hayır, söyleyecek. İnat etme Lemancığım, boş ver. Söyleyecek, Haydari Haydari söyleyecek. O bir kere Haydari Haydari değil, Haydar Haydar. Hayır, onu istemiyorum. Haydari Haydari, hadi. Hadi. Tamam, neyse. Haydar Haydar. Tamam tamam kes be, onu istemiyorum. Haydari Haydari'yi söyle diyorum be. Aa, hadi garson bize Haydari getir. Allah'ım Leman ne oluyor sana be? Haydari Haydari diye bir şarkı yok. Seyficim sen de inat etme. Nasıl istiyorsa öyle söyle. Peki söyleyeyim tamam peki. Haydari Haydari. Günah benim kime ne? Gah çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi, gah inerim yeryüzüne, seyreder alem beni. Haydari, Haydari, seyreder alem beni. Tamam, şarkı bitti. Haydari'yi söyledik. Şimdi de patlıcan salatayı söyleyeyim mi Leman Hanım? Sen Haydari'yi söyle. Ya söyledik ya be. Bir daha söyle. Seviyor musun? Bir daha söyle. Seviyorum, bir daha. Aa. Elektrikler mi kesiliyor? Aa, tek mi kesiyor? Tek teki bastağından elektriği keserek sen hadi onu söyle hadi. Leman elektrikleri hadi, falan kesildiği yok. Lokanta kapanıyor. Kalkalım hadi. Hadi. Leman, Seyfi toparlanın ve gidelim. Zaten artık geç oldu değil mi Leman'cığım? Hayır, hiçbir yere gitmiyoruz. Sabaha kadar buradayız. Hadi Seyfi, sabaha kadar buradayızı söyle. Sabaha kadar buradayız mı? O ne be? Şarkı. Öyle bir şarkı yok ki. O zaman besteli. Hadi besteli kocacığım, besteli. Kemal'cim nasıl bestelesin adam? Tamam Kemal'cim, haklısın. Seyfi sözleri yazsın, sen besteli. Hayda. Bu iyice uçtu. Tamam Fitnaz Hanım, tamam. Sen de yaylı çalgıları yay... Yani çalgılı yayları yaygıla. Yani... Yaygılı çalgıları yal. Tamam, tamam. Hadi sabah kıyam. Kapatıyoruz efendim, hesabı alayım. Ooo, garson bey de gelmişler. Garson bey, siz buralar. Bizim Haydar nerede? Haydar mı? O kim? Aa, o kimse değil. O mezedir, salak. Haydar meze olur mu hanımefendi? O Haydari'dir. Aa, salağa bak. Haydar mezedir, Haydari şarkı. Bak istersen Seyfi senin için Haydari'yi söylesin. Hadi kocacığım, bu sala Haydari'yi söyle. Hadi. Ya Leman sen hiç böyle sarhoş olmazdın, ne oldu sana? Hadi Lemancığım kalkalım, yarın sabah işe gideceğiz. Aa, şuradan şuraya gitmem vallahi. Ha, ne oldu beste? Bitti mi? Hadi söyle. Hanımefendi kusura bakmayın ama kapatıyoruz. Tamam kardeşim, kalkıyoruz, kalkıyoruz. Tamam kardeşim. Hadi Leman, bak sinirleniyorum. O kadar sapıttın ki senin yüzünden ben içemedim. Hayır, hiç böyle olmazdı halbuki. Siz içer sapıtırdınız, biz Leman'la öyle otururduk. Ne oldu böyle? Bir şey olduğu yok. İntikam aldım, intikam. Seyfi'nin bana çektirdiğini ben de ona çektirdim. Nasıl? Sarhoş kahve çekmek nasıl oluyormuş Seyfi Bey? Oo, canıma değsin. Dayı söylesene. Tak. 48 çift ben kazandım. Dayı borcum 10.560 dolar oldu. Biliyoruz, kızdırma beni. Tamam tamam, söyle söyle. Tak.
92 çift yine ben kazandım. Alican ne gülüyorsun ya? Ben senin dayınım ya. Ben de senin alacaklınım. Şimdi borcun 10.570 dolar etti. Alican siz ne yapıyorsunuz burada? Tek çift oynuyoruz baba. Dayımın bana 10.000 küsur dolar borcu var. Tek çift oynuyorsunuz ha? Anadolu Lisesi imtihanlarına bir hafta kala benim aldığım test kitabıyla tek çift oynuyorsunuz öyle mi? Ha? Hurşit. Boşuna benimle konuşmayın işte. Sen lafa başladığın sırada ben çoktan küsmüştüm. Tamam ne olur küsme be Hurşit. Bana bak Alişan. Bu tek çift skandalı hakkında ne söyleyeceksin bakalım bize? Yani şöyle söyleyeyim. Demin tek derken Türkiye Elektrik Kurumu demek istedim. Yani kitapta tekle ilgili bir soru vardı. Ben de çift dedim. Yani E şıkkı. Bilemedim C şıkkı. Kes tamam kes. Biz her şeyden fedakarlık yapalım. Sen tek çift oyna. Ne kadar yanlış, ne kadar yanlış bir tavır. Yani pes Necati. Bu yaptığın iş mi Allah aşkına? Ben de onu diyorum işte. Sen sus tamam mı? Yani Necati, çocuk bir hafta sonra imtihana girecek. Yaptığın şeye bak, moralini bozuyorsun çocuğun. Ama 350 bin liraya aldığım test kitabıyla tek çift oynuyorlar Suna. Ben de o yüzden oynuyorum işte anne, kitabın parasını çıkarmak için. Kitabın parasını benden niye çıkarıyorsun Halican? Konuyu dağıtma dayı. Hadi, hadi bırak ya şimdi bunları da helvayı yiye. Hadi, hem gazetede okudum. İmtihandan önce tatlı yemek zihni açıyormuş. Hadi ye oğlum. Necati moral versene çocuğa. Tamam. Hadi benim aslan oğlum. Hadi bakayım aslanım. Tatlını ye de zihnin açılsın. C. Birinci soru C. Hissediyorum. Evet. C. Bildi. Ne tatlıymış be. Maydanoz verince bu kadarını düşünmemiştim. Necla da oğluna bir haftadır yediriyor ama oğlanda tık yok. Suna bu çocuk bir dahi. Benim oğlum sınavı şak diye kazanacak. Büyütmeyin canım önemli değil. Ben büyüyorum ama duramam. Vallahi Necla'cığım bak oğlun sınavı kazanamazsa üstüne gitmeyin derim. Ay sağlık olsun canım. Dünyanın sonu değil ya şekerciğim. Ha bak eğer senin oğlan kazanamazsa gelip Alican'ın kitaplarını alıp okuyabilir. Yani Alican nasıl olsa kazanacak da onun için dedim. Ha, çıkıyor musunuz? Hadi, hadi güle güle, başarılar. Hadi, Allah kolaylık getirsin. Güle güle canım. İşte süper zekalı çocuk Alican. Sağ ol baba, ben biraz uyuyabilir miyim? Aa, anne uykusu oğlum, bugün senin hayatın en önemli günü. Şekerlerin yanında mı? Bana bak, bu tatlı işini biraz abartmadın mı Suna? Çocuk şeker komasına girecek. Yok yok, bir şey olmaz. Hadi Alican, git, kazan ve gel. Tamam anne, gidiyorum, kazanıyorum ve... Kalemlerim nerede? Bende bende. Hadi aslanım yürü bakalım. He? Allah yardımcınız olsun. Alo. Ha, merhaba Necla'cığım sen misin? Senin oğlan geldi mi? Yok bizimkiler hala yok. Ama tabii Alican bütün soruları cevaplayacağı için biraz gecikme olacak. Seninki de mi vermiş? İyi geçmiş yani. İyi canım sen yine de üzülme eğer kazanamazsa parasız yatılıyı kazanır. Hani yani üzülmeyesin diye söylüyordum. Geldiler Necla. Hadi ben seni ararım sonra. Nasıl geçti Alican? Ne oldu? Bir dakika Suna içeri girelim. Ay. Nasıl geçti oğlum? İyi geçti anne. Sorular çok kolaydı. 3 yanlış bir doğruyu götürüyordu. Salonda sigara içmek yasaktı. İyi olan kazansın. Aslan oğlum benim. Nerede bu cevap anahtarı ya? Heh, buldum. Allah'ım sen bana yardım et. Kazanamazsam annemin istikbali mahvolacak. Eğer Necla teyzenin oğlu Emre kazanırsa annem yaşayamaz. Hadi bakalım. 1B. Niye C değil? 2E. Hiçbiri mi yani? En sevmediğim cevap. Okulda buna cevap, böyle cevap versek öğretmen bizi döver. Böyle cevap olur mu be? İstanbul'u kim aldı? Hiçbiri. Neyse. 4A.
Ben mahvoldum. Annem mahvoldu. Babam mahvoldu. Hurşit dayı. Ona bir şey olmaz. Ne yapacağım bu durumda? En iyisi evi terk edeyim. Evet, evi terk etmeliyim. Elveda evi. Elveda babam. Elveda annem. Elveda hatıralarım. Her şey elveda. Can, nereye? Bakalım mı? Ah, kahve almayı unutma. Almışsın zaten. Ah, sınav sorularının cevapları. Tabii ya, nasıl unuttum? Gazete cevapları veriyordu değil mi? Baktın mı? Nasıl durum? Nasıl görünüyor? Nedir bu haliniz? Yoksa... Olamaz. Olur anne. Benim gibi bir çocuğunuz olursa her şey olur. İkinizden de özür diliyorum. Ve artık gidiyorum. Issız bir adaya yerleşip orada tarım ve köy işleriyle uğraşacağım. Ya canım buraya Allah Allah Alican. Kazanamadıysan kazanamadın. Ne yapalım yani? Üzülmedin mi yani? Canım üzüldük tabii. Üzülmesine üzüldük de ama yani öyle bir ıssız adaya gitmene de gerek yok. Değil mi Sunay? Tabii yavrum. Alt tarafı bir sınav. Senden başka hiçbir şey önemli değil bizim için. Canın sağ olsun. İnşallah Necan'ınki de kazanamamıştır. Siz şimdi bana kızmadınız mı? Hayır, niye kızalım canım? Kısmet değilmiş. Siz buna kızmadıysanız bulaşık makinesine hiç kızmazsınız. Ne olmuş bulaşık makinesine? Hiç canım. Kamyonumu yıkamak istedim de onun için içine attım. Sonra içinden tak tuk sesler geldi. Galiba bozuldu. Ama hiç önemli değil, değil mi? Kısmet değilmiş. Yani sen şimdi yeni aldığımız bulaşık makinesini bozdun mu? Kızdınız mı? Kızdınız. O zaman ben bir Gebze'ye, bir anneanneme kadar gideyim. Crayon su, beso erotas posivo pedico su, y su procura que vale con crayon.
Yine bugün suratına sıkma Allah. Yüzünden düşen un oluyor. Ne oluyor? Yok bir şey. Ama yok bir şey deyişinde bariz bir şey var mı Allah? Ne oldu? Söylesene hayatım. Bana hayatım deme. Yeter artık Kadri beni oyaladın. Biz ne zaman evleneceğiz? Her şeyi ayarladım şekerparem. Babama durumu ima ettim. Anneme der gibi baktım. Ablam zaten hadisenin bilincinde olduğu için ona bir şey söyleme lüzumu hissetmedim. Eesi herkes olayın bilincinde. Evlenmemiz an meselesi. Ne diyorsun sen Kadri? Daha doğru düzgün babana söylememişsin bile. Öyle deme Muhalla. Sen babamı tanımıyorsun. Babam çok sert bir adamdır. Benim babam Nürnberg duruşmalarında savaş suçlusu Nazi olarak yargılandı. Allah'tan hakim tanıdık çıktı da kurtardık vaziyeti. Sen beni salak mı zannediyorsun Kadri? Nürnberg'de hiçbir Türk yargılanmadı. Benim babam o zaman Almandı. Aman aman tamam uzatma kes sıkıldım artık. Ya evlilik işlemlerini hemen halledersin ya da ben gider babanla konuşurum. Ya niye stres yapıyorsun Muhalla? Tamam söz. Şu okul bitsin hemen evleniyoruz. Ne okulu be? Sen okula gitmiyorsun ki. Allah kahretsin be. Bizdeki şansa bak be. Ulan biz okul bitsin diye bekliyoruz. Daha okul başlamamış bile. Sen benimle alay ediyorsun Kadri. Sana en güzel yıllarımı verdim. 5 senedir oyalıyorsun beni. Ne var? Topu 5 yıl. Daha bir seçim dönemi olmuş. Ulan milleti 5-6 seçim dönemi oyalayan milletvekilleri var. Seyirciye mesaj verme numarasını konuyu dağıtma Kadri. Biz ne zaman evleneceğiz? Tamam. Kesin olarak söz veriyorum. Şu askerliğin bitsin hemen evleniyoruz. Allah'ım deli olacağım. Ne askerliği Kadri? Sen askerliğini yaptın ya. Yedeklik dönemi var Muhalla. 46 yaşına kadar her an çağırabilirler. Hazırlıklı olmak lazım. Kadri kes saçmalamayı. Açıkça söyle. Hayatında başka birisi mi var? Hayatımda başka birisi olabilir mi hayatım? Ya boşuna sinirleniyorsun elma şekerim. Şu işleri bir yoluna koyalım. İlk pazartesi evleniyoruz. Hangi işler? İnşaat işleri. Hangi inşaat işleri Kadri? Bizim inşaat işimiz yok mu? Yok. Allah Allah. Biz o sektöre niye girmedik? İnşaat işinde iyi para var. İnşaat işinde iyi para var dedim ki aklıma gelsin. Geçenlerde bir müteahhit arkadaşla karşılaştık böyle yolda geliyor. Anlaşıldı kardeşim, anlaşıldı. Hiç kendini yorma, ben bu işi halledeceğim. Anne, baba, Cevat abi, İsmet dayı, komşularım, hemşirelerim gelin gelin. Ne oluyor bu anne ya? Sen şimdi olduğunu görürsün. Bunlar kim bu hala? Bunlar benim sülalem Kadri Bey. Sırf bu iş için şerefli koçlardan geldiler. Öyle mi? Şeref duydum. Demek şerefli Koçhisar. Maşallah şeref Koçhisar etti burada. Orası il olacak diyorlardı. Ne oldu? Muhalla burada mı öldürelim? Manyaklaşma Cevat. Buraya mı gömeceğiz? Canım gömmemiz şart mı? Bıçaklayıp gidelim. Bari bir su kenarında bıçaklayalım ki üstümüz başımız kan olacak. Yıkarız. Ya madem suya götürüyoruz suda boğalım. Hem üstümüz de kirlenmez. Lafınızı valla kestim sayın şerefli Koçhisarlılar. Bir şey söyleyecektim de o bakımdan. Muhalla, benimle evlenir misin? Korkarım evlenirsin. Evet. Canım koçucuğum. 1, 2, 3 Hiç. Diyeceğim mi? Yok. Demeyeyim değil mi bir düğün? Evet, şimdi de aile başkanlığı adaylarından ikinci adayımızı kürsüye davet etmek istiyorum. Sayın annemiz Mümtaz... Ayakkabısı burada, ayakkabısı. Aile başkanlığı adaylarından diğerini çağırmak istiyorum. Sayın annemiz takıldım ayol Mümtaz'a. Muazzez. Otur gel, otur gel. Hadi lan Muhalla. Defol git buradan. Muhalla. Otur gel. Muhalla mı? Dur Taci, sen gitme. Geldim, ne var? Babaanne, gelsene buraya. Kıl. Sen beni zorla. Hiçbir şekilde diyalog yoluna gitmeden şiddet... Asmiyez, lütfen neredesin? Neredesin? Neydi? Otoku'yu yazalım, otoku. Asmiyez neredesin? Herkes bana bakıyor. Herkes bana bakıyor bana. Asmiyez neredesin? Eğer hemen ben buradayım Keresler veyahut da yatacağım, gülme ya. Asmiyez neredesin?
Eğer ben buradayım Kerester veyahut ne oldu Kerester demezsen ben senin bu odada olmadığına gerçekten karar vereceğim. Ve daha sonra da niçin bu odada olmadığın gündeme gelecek. Neredesin Asmiyes? Asmiyes! Dursana. Diyemedim ya. Tamam, pardon. Böyle tamam. O halde sana anlamadığım şeyin ne olduğunu anla... tamam. Bir dakika, görmüyor musun sürekli nerede? Hatun, sessiz dur. Emekli ol, çoktan köyüne yerleşti bile. Lan ne heriftir o be. Neydir? Ulan ne heriftir be. Suratsızdır ama altın gibi kalbi vardır. Biri taksimde yakalayıp bundan 12 sönüklüğe ön ilk getiren zırt pırt. Lan ne adamdı be. Suratsızdı ama altın gibi kalbi vardır. Bundan 12 sene önce ilk buraya getiren benim. Ayol helal olsun bekçi bağrına. Sonunda becerdi. Oh oh. Bak. Kerem. Var mı? Hı-hı. Niye benim bir yanımda? Utanmadım lan kadını vurmakla. Ne biçim konuşuyorsun sen bir de? Ben seni. Senin de şeyin var. Emziğimi ver. Duygularımla oynadı. Çünkü erkek benim evliliği çay söylemişler. Ne evlenmesi be kızım? Sen manyak mısın ya? Arkadaşlar biraz ileri gidelim. Aşağı sessiz. Ya nerede kaldı bu babaannem? Canım anne, canım babamın, canım annesi. Başına bir şey gelmiş olmasın? Geleceği varsa biz engel olmayalım, gelsin. Anne seni böyle konuşmaktan men ederim. Hatta süper men ederim. Çok iğrençsin Taci. Ama haklısın. Anne lütfen babaannem hakkında doğru konuş. Nasıl konuşacağımı sizden öğrenecek değilim herhalde. Anneciğim babaannemin 3 aylığını alacağı böyle müstesna bir günde. Dikkatli konuşmak hepimizin menfaatine. Tabii. Koklatır sanıyorsunuz değil mi? Söz verdi anneciğim. Bana tayt ayakkabı eşofman alacak. Senin giderlerin babaannem için masraf bile sayılmaz. Asıl bana alacakları önemli. Ne alacak sana? Walkman. Hadi canım inanmıyorum. Kandırıyorsun. Ya vallahi bak. Söz verdi kızım. Babaanne bu. Söz verdi mi? Tutma ihtimali vardı. Ne alacaktı dedin? Walkman. O ne be? Müzik aleti anne. Takıyorsun kulağına. Misal Sezen Aksu'yu kulağının dibine getiriyor. Pirin yettiği kadar dinliyorsun. Bekle alırsın. Güya bana da entari alacaktı. Ay sana entari mi alacak? İşte buna hiç inanmam. Ha, ya ben olayı hatırlıyorum Selvi. Hani Körfez Savaşı sırasında bir gece biz hepimiz sığınakta kalmıştık ya. İşte o gece söz verdi. Hani nasıl olsa hepimiz öleceğiz diye öyle sallamıştı. Yine saatlerce beklettim kör olmaya sıcağı. Onun sesi. Babaanne hoş geldin. Ay, hoş geldin. Hoş bulduk. Nerede kaldın babaanne ya? Saatlerdir merak içindeyiz vallahi. Paralara, yani sana bir şey oldu sandık. Dur otur şöyle. Nasıl geçti? İyiydi. Ay çok susadım ben. Ay istediğin su olsun hemen getireyim babaanneciğim. Hemen getirme Selvi. Daha çabuk getir. Bir koşu getir. Uç getir. Ay tamam. Ay dur sen getirme. Bu getirsin. Bana mı diyor? Ben buna bundan sonra bu diyorum. Siz de öyle yapın. Tabii babaanneciğim, bundan sonra biz de bu deriz. Hem bu anneden daha kısa değil mi Selvi? Üstelik daha da pratik. Bu. Ne diyorsunuz bakayım siz? Anneciğim sen su getirsene, bak yorulmuş kadıncağız. Hadi anne su. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbi. Babaanneciğim nasıl geçti? Daha çok 250'lik mi yoksa 500'lük mi aldın? Ya ne fark eder Selvi? Nasıl olsa hepsi 14 Ocak 1970 tarih 1211 sayılı kanuna göre çıkarılmadı mı? Televizyonu açın. Bundan sonra devamlı benim sevdiğim kanalı seyredeceğiz. Yapma. Yine 4. kanal mı?
Babaanne, ne anlıyorsun şu açık öğretim derslerinden? Hoşuma gidiyor Tacip, itirazım var. Aa, babaanneciğim, ne itiraz olabilir? Tacip bu işte, salak salak konuşur. Hadi Taci, aç televizyonu. İyi, hemen açıyorum babaanneciğim. Al. O ne biçim su vermek öyle? Al. Cem, dal, sen al. Hep bizim oğlanın suçu. O kadar kız beğendik, gitti ucuzluktan bunu aldı. Al şu suyu, iç, beni sinirlendirme. Bu ne be? Ne oldu babaanne? Babaanneciğim, yüzünden ekşitme ya, üzülüyoruz vallahi. Musluk suyu. Zehirlemeyi düşünüyor beni. Tekrar gitsin, iyisini getirsin. Bu suyu Nurettin Sözen bile içmiyor. Ben şimdi... Gider, yenisini getiririm diyorsun değil mi anneciğim? Evet oğlum, öyle diyorum. Sağ ol. Bir dahaki 3 aylıktan oğluma kuvvetli bir avukat tutacağım. Kurtarsın bizi bundan. Ay babaanneciğim, ne biçim konuşuyorsun? Hiç öyle şey olur mu? Ya, olmaz tabii. Niye paramızı çarçur ediyoruz? Boşanma masraflı iş. Bir sürü planımız var daha. 3 aylık bu her zaman ele geçmiyor ki. 3 ayda bir. Başka bir emriniz yoksa ben şey diyecektim. Var. Hacı evladım, geldin mi, getirdin mi park cipsimi? Getirdim babaanne, getirdim. Ya buna kadar gözüm çıktı vallahi. Ben ki hiçbir koşulda bakkala gitmeyen Taci'yim, bunu sırf senin için yaptım. Yapacaksın tabii Taci, o bizim biricik babaannemiz. Gerçi 4 saattir eziyet çekiyoruz ama olsun. Bunlar bayak. Çok sert. Buyurun Sürahi Hanım, böreğiniz hazır. Yani bu saatte bana bu böreği yaptırdınız ya, hırsımdan öleceğim. Getir anne, getir. Feda olsun babaanneme be. Afiyet olsun babaanneme. Yarasın, top top et olsun. Taci, önce sen ye. Sana bir şey olmazsa ben de yerim. İçine bir şey koymuştur bu. Ya ne koyacak içine babaanne ya? Yerim tabii, ne olacak? Anne, bir şey yok değil mi içinde? En iyisi Selvi yesin. Börek de iyi pişmemişti ama neyse. Evet, börek bitti. Açık öğretimde iktisat dersi de bitti. Değil mi Selvi? Evet, şimdi paraları alabiliriz herhalde değil mi? Nereye gidiyor bu? Babaanne nereye? Yatmaya, geç oldu artık. Yatmak mı? Ne yatması babaanne? Paraları da at, sonra yalnız bizim için bak mışıl mışıl. Ne parası? Bize söz vermiştin ya hani 3 aylıkları alacak. Ne 3 aylığı? Vermediler ki. Yine bekledik saatlerce, alamadık. İleride inşallah. Yine aynı numarayı yaptı alçak. Gel buraya, gel. Altınlarını çaldım Hacı. Ben şimdi olurum. Buraya gel.